Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusal. Ben Ayberk Olgay. Bugünkü programımızda 1990 yılından günümüze kadar Oscar'da en iyi filmde haksızlığa uğradığını düşündüğümüz filmleri konuşacağız. Evet, yani Oscar'da yapılan alavereler, dalavereler, evet, pislikler, bütün lobiler. Oscar'ın iç gözün lobileri, tabii, her türlü şerefsizliği burada gözlerinizin önünde sereceğiz. Bu lanet Oscar denen pislik yuvası. Evet. Deşifre ediyoruz bugün. Deşifre edeceğiz. Evet, 90'la başlayalım. 90'dan 2018'e kadar dosyamızı açıyorum. Çok uzun sürer. Hızlı hızlı gidelim o zaman. Çok yıl varmış. 1990 yılında en iyi film Oscar'ını Dances with Wolves. Kurtlarla Dans diyelim ya. Onu öyle kimse, evet, bilmez Türkiye'de. Nasıl bulursun? Kurtlarla Dans'ı izlemedim. O yüzden bu seneyle ilgili daha çok senin yorumlarına güveneceğim. Ben sadece o sene izlediğim filmlerle ilgili yorum yapayım. Benim zaten 90 yılında çok sevdiğim bir film var. Zevkten 4 kişi programımızda da önerdiğim Jacob Sladder. Yani Yakup'un Merdiveni filmi var. Bir kere o zaten Oscar'a aday bile olmamış bu sene. Evet. Şimdi hani geçtim, hadi belki bilmiyorum, Kurtlarla Dans hak eder miydi sence? Kurtlarla Dans iyi bir film. İyi bir film. Beğeniyorum. Peki yanında ama rakip olarak Goodfellas ve Godfather Part 3 var. Baba 3 var. Evet. Baba 3 bilmiyorum. Yani sen Baba 3'ü ben çok severim. Kaliteli film olduğunu düşünüyorum. Ama Kurtlarla Dans'a kıyaslarsan? Kurtlarla Dans'a kıyaslarsam ben 3'ü arasında Goodfellas diyeceğim. Ha, Goodfellas. Evet. Sen Scorsese'cisin burada. Yani Goodfellas Godfather Part 3'ten daha iyi bir film. Hı-hı. O nedenle Kurtlardan da iyi. Kurtlardan da iyi. Bu nedenle o yıl bence haksızlık yapıldığını düşünüyorum Scorsese'ye. Evet, Goodfellas bence de güzel bir film. Çok iyi bir mafya filmi. Bence de çok başarılı. Yani işte Kurtlarla Dans'ı bilmediğim için sadece onunla kıyaslayamam ama dediğim gibi yani Jacob Sladder'ın aday olmaması rezalet bence zaten. Evet, değişik bir film. Müthiş sonuçta, çok farklı. Evet. Anlatımı olsun. Peki 91'e gelelim. 91'de sanki hak eden bir film var, evet, diyorduk ama sonra fark ettik ki bir filmi aday göstermemişler. Neyi? 91 yılında Oscar'ı The Silence of the Lambs, Kuzuların Sessizliği. Onu da bak zaten, o filmleri hep Türkçe biliyoruz herhalde. Eski filmleri, evet, Türk televizyondan izlediğimiz için çocukken büyük ihtimalle. Yani çok efsane bir gerilim filmi. Tarihte gelmiş geçmiş en iyi gerilim filmlerinden biri bana göre. Ama tartışmasız ama bir film. Aday olmayan film ne? Dudum dum dudum. Terminator 2 bu yıl aday olmamıştı. Judgment Day. Abi nasıl aday yani göstermedi? Yani sadece nasıl? Teknik dallarda Oscar verip ya göndermişler. Boşver, teknik dal tamam zaten. Yani gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgulardan ilk 3'e çok rahat girer. Tabii ki canım. Bir numaraya koyan çok vardır ben sana söyleyeyim. Yani eminim ben birçok listede. Koy, yani ya 1'e ya 2'ye koyarım. Ya ben de işte evet, yani ama böyle listeler bile var. Yani burada aday olmaması yine çok ilginç. Evet. Yani tamam hadi belki. O zaman bilim kurgu filmlerine biraz mesafeli duruyorlar. Evet, bana da öyle geldi. Onun nedeni. Yani ondan kaynaklı herhalde. Şeyden herhalde işte akademinin üyelerinin yaş kitlesi böyle herhalde yüksekti o zaman ve bilim kurguyu anlamıyorlardı diye düşünüyorum. Onlara biraz yeni kalıyordu. Bilim kurgu daha çok... Terminatör 2 çok büyük devrimdir yani. Evet evet. Yani sinema çizgi roman izleyen genç daha evet, böyle nesline hitap ediyor gibi algılandığı için herhalde ama şu anda 7'den 70'e herkesin tabii severek canım izleyeceği ya bir. Ben anneannemle daha iyi izliyorum. Aynen aynen izlenir yani. Benim de babam falan çok o yıl bir de sever. JFK vardı Oscar adayı. O da güzel. O da politik bir gerilim, kaliteli bir filmdir. Evet ama rakipler ama zormuş. Tabii yani Terminator 2'yi aday yapmadıklarını düşünürsek o yıl Oscar'ın hak ettiği şekilde Silence of the Lambs'e gittiğini söyleyebiliriz. Evet adaylar için de mantıklı evet olmuş. Peki 92'de Unforgiven var. Unforgiven, Clint Eastwood, Gene Hackman ve Morgan Freeman'ın efsane westerni. Yeni nesil westernlerden. Evet, benim hala izleyemediğim babamın evet, sevdiği mükemmel filmlerden. Film. Bu yıl aday olan benim yine çok kadın sevdiğim kokusu. Kadın Kokusu, Scent of a Woman filmi. O da mükemmeldir. Yalnız bu yıl aday olmayan iki tane mükemmel film var. Biri Dracula, diğeri de Tarantino'nun evet, Reservoir Dogs, Rezervuar Köpekleri. Şimdi bu dört filmi kıyaslarsak ben Dracula'yı mesela çok severim. Dracula bence de çok Gary iyi. Gary Oldman'ın yani Coppola'nın zaten çok iyi yönetmenliği eşliğinde. Şimdi, Gary Oldman'ın evet, mükemmel performansı. Dracula'nın zaten gerçekten yönetmenlik başarısı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum şeye bakmadık burada yönetmenlik adayları kimdi ama hı-hı, yani en iyi film verilir mi bilmiyorum. Çünkü biraz ama o da bir fantastik durdu. Ama bir adaylığı en bence aday, anlatımı bence mükemmel yani. Olmalıydı. Süper bir film. Rezervuar Köpekleri'nin olmaması da ayıp yani burada evet, sonuçta. Tarantino'yu ilk filmiyle görmezden gelmiş. Sinemayı değiştirmeye başlayan bir yönetmen tabii var ortada. Tarzı ve da çok farklı. Aynen, Rezervuar çok Köpekleri o zamana kadar pek rastlanılmayan tarzda çekilmiş evet, bir film. Ama şu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi hem Tarantino'yu akademi bilmiyor, tanımıyor. Hı-hı. Hem filmin bütçesi çok değil. Hani oyuncular her ne kadar geneli iyi olsa da düşük bütçeli bir iş olunca hani genelde pek sallamıyor gibi Hollywood böyle şeyleri. Evet. Yani Oscar'lar büyük ihtimal öyle oldu zaten. Daha büyük prodüksiyonlar şaşalı şeyler istiyor. Unforgiven'da öyle bir film. Clint Eastwood zaten Oscar'ın favori adamı. Gediklisi. Yediklisi. Yani Unforgiven'la Kadın Kokusu'nu kıyasladığımızda ben
çok zor bir karar ama biraz farklı da olsa Unforgiven'ın hak ettiği şekilde ödül aldığını düşünüyorum. Yani Kadın Kokusu benim çok favori filmlerimden değil ama yani aday olması normal ama alsaydı abartı da diyemezdim ama Dracula dediğim gibi bence bu sene en sevdiğim film. Peki 93'e gelelim. Şimdi burada da yine güzel bir film var. Benim sevdiğim, senin de sevdiğin. Schindler'in Listesi'yle başlıyor. Bu sene aday olan yine The Piano filmi var. Holly Hunter'ın kaliteli bir filmdir. O da müthiş bir dramdır. Yalnız aday olmayan iki tane iyi film var. Biri The Fugitive, Kaçak. Dr. Kimball'dan hatırlarsınız. Harrison Ford'un filmi. Diğeri de Jurassic Park. Steven Spielberg'in gişeyi patlatan filmi. Yani şimdi Fugitive filmi yani dizisi çok efsane ama filminin o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum dizisi kadar. Yani. Ama Jurassic Park acaba zaten Schindler'i de aynı yönetmen çekti büyük ihtimal ben de ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Aynı yani aynı yönetmenin iki filmini Oscar adayı yapmayalım diye biraz Jurassic Park'ı yemişler. Ama düşünürsek dramatik altyapısıyla, kaliteli oyunculuklarıyla Schindler'in Listesi hak ettiği şekilde yani zaten almış. Şöyle söyleyeyim. Sana bu iki film gelseydi hangisine verirdin Oscar'ı? Schindler'in Listesi. Ben de Schindler'e verirdim. Çünkü yani çok büyük bir haksızlık yok burada. Müthiş bir film olsa da sonuçta anlattığı bir mesajı atmetti. Böyle çok derin bir şey yok yani. Eğlencelik bir film. Oscar'lık bir film mi? Yani bilmiyorum. Ama yani, teknik dallarda oldu. Yani zaten almıştır herhalde o sene. Ama en iyi film de bence Schindler'in Listesi'ni hak etmiş. Yani bu sene daha iyi bir film göremedim açıkçası. Evet. 94. 94 yılı. Tartışmalı bir sene bak söyleyeyim bak. 94 evet bayağı bir tartışma götürür. Oscar'ın en bomba yıllarından biri diyebiliriz. Bu yıl ödülü Forrest Gump alıyor. Tom Hanks'in, Robert Zemeckis'in müthiş filmi. Ayverkis sevmez bu arada. Yani evet hikayesini eleştirdiğim şeyler var. Ama uzun bir konu. Pulp Fiction ve Esaretin Bedeli. The Shawshank Redemption aday. İnanılmaz filmler ya. Bir de aday olmayan Leon var. Leon var yani. Leon da aday olmamış. Acaba şeyden mi? Prodüksiyon Amerikan değil falan filan gibi bir şey mi bilmiyorum ama... Yani Leon da Leon, çok iyi bir film. Mükemmel bir film yani. Çok bence tartışılacak film. Bu dört film de tartışılmaz. Yani dördü de birbirinden iyi film yani. Ben şöyle söyleyeyim. Bunların içerisinde şimdi Shawshank zaten bence sen biraz abartıldığını düşünsen de bu IMDb yüzünden ama ben ona bakmıyorum. Çocukluğumda en sevdiğim filmlerden biriydi. Gerçekten hala zevkle oturup izleyebileceğim bir film. Ama Pulp Fiction sinemayı çok temelinden değiştiren yani Rezervuar Köpekleri'nin de çok ötesine geçip Tarantino'nun dehasını Tarantino'nun ortaya koydu. Tarantino'nun en iyi filmi hala geçilmedi. Evet, zaten yani. Sanırım senaryo Oscar'ını da aldı o sene ve Cannes'da da en iyi filmi aldı. Yani inanılmaz bir film. Bunu Oscar vermeyip de Forrest Gump biraz bana bilmiyorum hakkı yenmiş gibi geliyor. Forrest Gump iyi olabilir ama bir Pulp Fiction mı dersen bence değil. Bence şahsen. De değil. Ben burada haksızlık olduğunu düşünüyorum. Pulp Fiction'ın her şekilde ödülü alması gerekiyor. Evet, yani Esaretin Bedeli de alsa açıkçası çok bir şey diyemezdim. Yani çünkü gerçekten böyle herkese hitap eden bir film. Yani Oscar jürisi de bence beğenmiştir. Yani Pulp Fiction herkese hitap eden bir film değil öyle düşünürsek. Tabii Pulp Fiction yani, sıra dışı birazcık sıra dışı. Ama yani onu da sevmeyen pek görmedim gerçi ama biraz yaş sınırı biraz daha yüksek bir film içeriğinden dolayı ama Esaretin Bedeli gerçekten 7'den 70 herkesin izleyeceği bir film. Yani bu 4 filmi ben 4'ünü de sevsem de ödülü ben Pulp Fiction'a verirdim. Burada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ufak bir haksızlık diyebilir. Çok büyük ama ben de diyemem. Forrest Gump hayran değilim. Çok sevmem ama yani niye Oscar vermişler bilmiyorum. Oscar zaten ne kadar önemli bir ödül benim için daha ayrı bir konu olduğu için verebilirler. Sonuçta onların da kafası o kadar basmıştır belki sinemaya. Peki bir sonraki seneye geçelim. 95'e geçelim. 95 yılında Mel Gibson'ın başyapıtı. Bu Oscar'ın en sevdiği tarzda kahramanlık. Braveheart. Evet, Braveheart. Zaten 5 Oscar almıştı o yüzden. Yani şey seviyor böyle Oscar. Kahramanlık yani. Hikayeleri. Kahramanlık, büyük prodüksiyonlar. Ama çok iyi çekilmiş bir film. Yani evet güzel ben de severim. Yani sadece kahramanlık olarak değil mükemmel peki, çekimleri, draması, alt metni gayet kuvvetli. Yani Mel Gibson'ı pek sevmem şahsen ama insan ben de olarak sevmem. Ama bu yönetmenliği güzel. De iyi. Apokalipto'da da daha sonra dehasını göstermişti. Bu yıl aday olan Apollo 13 var. Şimdi Apollo 13 tamam Oscar alabilecek kadar iyi bir film değil. Yani aday olabilir eyvallah ama bu sene aday olmayanlarda inanılmaz filmler var. Burada ikimizin de böyle itiraz edeceği özellikle. Yani Seven var bir kere. Tabii. Zaten Seven'ı hani tartışmasız dünya tarihinin en iyi filmlerinden bir listeden hep bence görürüz. De. Evet, yani Silence of the Lambs'de kafa kafaya. Aynen aynen o ayarda bir film. Casino var. Scorsese'nin yine
başyapıtlarından biri. E bir de Heat var. Ben en sevdiğim 5 filmden biri. Senin en sevdiğin filmlerden. Ben bayılmasam da sonuçta belli bir kalitenin üzerine oyunculukları bir kere zaten çok iyi. E şimdi bu filmlerin hiçbiri aday değil. Yani bakın kazanmaktan yani bahsetmiyoruz. Gerçekten anlamak çok zor. Oscar'ın en böyle dibe vurduğu yıllardan o 90'larda herhalde bakınca değil mi? Böyle yani yuh artık bunları nasıl aday göstermediniz diyeceğimiz bir yıl. Yani sen kime verirdin peki? Yani Braveheart yerine birine verir miydin yoksa? Ya Braveheart çok kuvvetli bir film. Bu da en sevdiğim filmlerden biri. Ya plase olarak söyleyebileceğim Heat olur. Heat'i ben çok seviyorum. Sayısız defa izlemişimdir. Başyapıt bana göre. Yani polisi olarak değerlendirirsek üstüne bir film izlemedim bugüne kadar. Öyle söyleyeyim. Ama Braveheart da epik olarak, kahramanlık olarak sıra dışı bir film. Evet, yani Braveheart'la Heat kafa kafaya. Evet. Ama yani zor bir karar. Şey de yani Oscar'larda ben Heat gibi bir filmi Braveheart'ın önüne çıkarma ihtimalini zaten görmüyorum. Yani zaten Seven, çıkarmamışlar. Ha yani evet ya da olmazdı da yani aday bile göstermemeden anlaşılıyor ama Seven yani en azından aday olmalıydı bence diyorum bunlar üçünün içerisinde. Casino'da Oscar'a hitap edecek bir film. Bence de Casino'da yani, alabilirmiş tarz bile. Olarak Hollywood bence standartlarında evet. Bir film yani. İlginç bu sene değişik bir sene evet. Olmuş. Peki gelelim 96'ya. Evet, çok 96'da, güzel bir film almış 96'da maşallah. 96'da The English Patient İngiliz hasta. Oscar'ı almıştı hatta bayağı bir Oscar aldı. Çok fazla evet. Oscar'ı var. Ama yani rakipleri inanılmaz güçlü diyemem. Yani bir önceki senelere bakarsan yani. İyi filmler var ama böyle of hepsi de inanılmaz filmler değil. Fargo'yla Jerry Maguire aday olmuş evet. Alamamış. Ben Fargo'ya verirdim onu söyleyeyim bunların içinden. Kesin. Sen de. Ben de. Bir de aday olamayan Trainspotting. Evet, İngiliz yapımı diye mi bilmiyoruz. Danny Boyle'ın efsane filmi. Herkes tarafından evet. Kült statüsüne artık ulaştırılmış bir film. Yani ben burada Oscar'ı kesinlikle Fargo'ya veririm. Sıra dışı bir suç filmi. Evet. Ya da şöyle söyleyeyim ben İngiliz Hasta'ya vermem. Yani İngiliz Hasta iyi bir dram filmi ama çok bu kadar şişirecek bir tarafı yani yok. Günümüzde yani günümüzde mesela kimsenin umursadığı bir film tabii, değil. Tabii Fargo yani. Hala konuşulan evet. Bir film. O kadar ödül almasaydı belki o zaman bile çok konuşulmuyor. Bu arada ben Jerry Maguire'ı da çok severim. Evet, sen onu da seviyorsun. Yani Tom Cruise'un en iyi filmlerinden biridir. Süper bir spor filmi. Evet. Şimdi Oscar'ları yıkıp geçen, ezip evet. Geçen bir filme gelelim. 97 11 Oscar'lı yılında. Titanic. The Titanic. Evet. Şimdi Titanic gibi böyle çok iddialı bir film almış ama Titanic eleştirmenlerin çok da bayıldığı bir film diye yani daha doğrusu genel izleyicilerin evet. De böyle IMDb'de de zaten çok yüksek değil. Çok yüksek değil. Ama işte Oscar'ın sevdiği tarzda bir film olduğu için aslında ben seviyorum yani Titanic. Kendi güzel. Türünde severim. Güzel. İyi çekilmiş. Evet. Ama burada böyle güzel dramalar adaymış evet. Aslında. Good Will Hunting. Süper. Robin Williams'ın evet. Müthiş filmi. Ve benim en sevdiğim komedi filmlerinden biri olan daha doğrusu romantik tarzda. As Good As It Gets. Benden bu kadar. Jack Nicholson'ın muazzam performansıyla yükselen süper bir aşk filmi. Ve aday olamayan. Evet aday benim, olamayan. Bence almalıydı evet. Dediğim yani Titanic'ten çok daha iyi gördüğüm Fifth Element var. Fifth Element yine. Müthiş bir film. Yani bu çok Leon'la da aday olmadığı evet. Gibi yine Fifth Element'le de aday olmamış. Luke Besson'u bayağı yemişler yani. Luke Besson'u hakkını yemişler. Ve Jackie Brown var. Jackie Tarantino yani Pulp Fiction'ı alamadıysa Jackie Brown'u almasın evet, zaten. Evet öyle düşünürsek yani, haklısın. O kadar favori yani en iyi filmlerinden yani sonuçta. Ben burada çok itiraz edemeyeceğim. Titanic teknik olarak çok iyi bir film olsa evet. Da drama olarak da aşk olarak da o hissi bize geçirebilen bir filmdi. Zaten yaptığı gişe de bunu ispatlar tabii nitelikte. Tabii çok çok sevildi. Evet, ben bu sene pek bir evet. Haksızlık ya, yapıyordum. Öyleyse gişe filmi tadında bir evet. Film yani. Öyle çok çok altı dolu çok değerli bir film değil. Ama teknik olarak müthiş bir film. Evet. Peki 98 yılına gelirsek işte evet. Orada da bir hak yenme olayı mı var şimdi? Shakespeare in Love. Ben izlemedim. Ben Shakespeare in Love isminde bir filmi hayatta izlemem. Zaten Gürsel'e söyledim. Yani bana izletemezsiniz öyle bir filmi. Neymiş? Aşık Shakespeare. Yani komiser Shakespeare izlerim daha iyi evet. Sinan Çetin'in. Bu yıl aday olup Oscar alamayan, of. Gelmiş geçmiş en iyi savaş filmlerinden biri olan Saving Private Ryan. Erhan'ı kurtarmak. Ya inanılmaz yani, bir film. Yani çok konuşulacak bölge. Bir taraf yok. Ya yani. Şey mi acaba? Ya şimdi bölge veriyoruz zaten falan diye. Yani hani verdik şimdilerin listesini. Burada vermeyelim. Yani birkaç sene bir ara girsin mi dediler ama. Ama yani çok mükemmel film yani. Bunların iyi savaş filmi çok az sayılır. Bence de ama o sene yine Oscar'ı alsa hiçbir şey demeyeceğimiz 3 evet. Film daha var. American History X, mükemmel. Truman Show ve The Big Lebowski. Truman Show mükemmel. Big Lebowski kendi türünde mükemmel. Evet. Şimdi ben Big Lebowski fanı değilim. Ben Coen'den ben de değil. Nedense
Bazı filmleri çok sevsem de böyle beni tam yakalamıyor ama hani hakkını verelim, kendi türünde de efsane bir film Big Lebowski. Şimdi Truman Show sıra dışı bir film. Zamanına göre çok zamansız bir film. Zaman ötesinde bile bir film yani. Yani 98 yılında öyle bir film yani vizyonda izlemek zordu. Ve herkes büyülenmişti onu izlediğinde. Ama American History X'de defa defa izlenecek bir film. Yönetmenin ilk filmi bu kadar başarılı bir suç filmi çekmek gerçekten inanılmaz yani, büyük Edward Norton'un performansına ne diyorsun? Müthiş. Oscar'lı bir oyunculuk. Evet. Herhalde almadı o da oyunculuk. Almadı. Evet. Yani bu sene... Ben kesinlikle bu yıl müthiş haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nasıl sen izledin? Nasıl yani? Shakespeare'de bunlarla kıyaslandığında nereye koyarsın? Ben hiç sevmediğim bir film yani. Çok vasat. Yani Gwyneth Paltrow'un oyunculuğu iyiydi. Onun dışında hiçbir şey hatırlamadığım bir film yani. İşte bu Oscar lobisinin oyunları diyebilir miyiz artık? Burada böyle bariz bir şekilde bir terbiyesizlik yani yapılmış. Saving Private Ryan burada alıp götürmesi gerekiyor. Ya o alır, ötekiler alır, hiçbir şey demem. Yani, ama yani maalesef Oscar böyle bir şey. Tebrikler. Ama bir sene sonra ilginç bir şekilde bizi şaşırtan yıl. Evet. Yani Oscar'ları konuşurken hep iyi de o zaman bu nasıl aldı dediğimiz film hangisi? American Beauty. Amerikan Güzeli. Evet. Sam Mendes'in başyapıtı diyelim. Yani günümüzde böyle Kevin Spacey'in olaylarından dolayı tabii birazcık gölge düşse de. Gölge düştü ama yani. Ama gölge düşecek bir film de değil yani. Yani mümkün değil canım. Yani Amerikan 100 kere izlersin aile sistemine bu kadar sağlam giydiren. Yani bu kadar rüyası... giydirmesine rağmen Oscar'ı da almış yani. O da çok ilginç. Evet, bu çok ilginç bir film yani. Amerikan aslında rüyasıyla dalga film. Geçen, aile o standart aile yapısını çatırdatan, parçalayan bir film. Yani bütün aslında Amerikalıların inandığı değerleri çok fazla sorgulayan ve yıkan bir oyunculuktan film. Oyunculuktan müthiş, sinematografi her şeyi, müthiş. Bu filmde eksik muazzam. Bir şey yani bulana ödül veririm yani. Yok eksik bir noktası yalnız yok. Yalnız bu yıl yine çok sağlam bir yıl. İşte sorun orada aslında. Evet. Tamam Amerikan Güzeli sonuna kadar hak ediyor olabilir ama onun kadar hak eden neredeyse aday ve aday olmayan özellikle aday olmayan. Şimdi aday olan The Green Mile, Yeşil Yol. Yani çok Frank güzel Darabont'un Stephen King'in romanından uyarlama. John Coffey'nin hikayesi. Süper bir hapishane filmi. Çok güzel bir film ama tabii Amerikan Güzeli gibi çok sağlam bir film olunca yani niye ona vermişler ben diyemem açıkçası. Çünkü Amerikan Güzeli her türlü bir üstte benim için daha derin bir film bana göre. Yalnız aday ama olmayan. Aday olmayanları gelince şimdi kardeşim sen bu sene ne içtin? Neyin kafasıyla gittin de Matrix'i, Fight Club'ı aday bile göstermedin. Hadi Ice White Shot zaten Kubrick'i umursamıyorlar. Hani ona bir şey diyemeyeceğim. Ben severim bu arada. Kubrick'in en iyi filmi de olsa vermeyecekler onu biliyoruz da. Ama Fight Club ve Matrix abi aday müthiş, bile nasıl göstermediniz? Müthiş. Ne yaptınız siz yani? Nasıl bir Oscar ya? Ne? Yani aday gösterilip alamasa hadi bir derece tartışılır ama hiç aday göstermemek. İnanılmaz yani Matrix şey. Dediğimiz filmden sonra sinema dili değişti. Yani. Fight Club da aynı şekilde. Fight Club da aynı şekilde. Bu kadar gerçekten... iyi işlenen az film var. Evet yani. Evet gerçekten sinema dünyasını değiştirmiş filmler bunlar ve aday bile göstermiyorsun. Yani bu jürinin o dönemki sığlığını bana gösteren maalesef. Ama işte dediğim gibi kazanan filmin de onlar kadar etkili bir film olması da ilginç aslında. Yani ben yine de aday gösterilmediği için burada keşke Shakespeare'in yani. Bu sene olsaymış da bu sene alsaymış. Amerikan Güzeli'nin de aday göstermeselermiş. Evet. Müthiş bir yıl olmuş 99. Evet, 2000'e gelelim. 2000'e gelelim. Benim hasta senin sevdiğin beni sevmediğin. Evet, Gladiator. Gladiator filmi aldı. Russell Crowe'un Ridley Scott başyapıt yani, bana göre. Çok güçlü bir aday var mı? Var. Aslında var. Yani, ama yani Trafik iyi bir film ama sonuçta Gladiator onunla kıyaslanacak gibi değil ama aday olmayan evet Requiem for a Dream var yani uyuşturucu üzerine evet çok sağlam bir eleştiri. Trafikten daha iyi bir film. İkisi de aslında uyuşturucuyu anlatıyor ama biri ama kullanımı biri tabii. Trafiğini anlatıyor. Yani Requiem for a Dream gelmiş geçmiş en iyi dramalardan biridir. Ya evet o filmin kendine has bir dili olması çok güzel. Yani Aronofsky'nin kendi tarzını bu filmde oturtması ve bu kadar böyle orijinal bir dil yaratması gerçekten çok büyük bir başarıydı. Oyunculuklar da ben gayet başarılı buluyorum o filmde. Özellikle Jared Leto, anneyi çok annesi, beğeniyorum. Evet. Ve bunun dışında benim en sevdiğim, gelmiş geçmiş en sevdiğim, en eğlenceli filmlerden biri Snatch var. Yani Snatch yine bilmiyorum dedim ya İngiliz filmi diye mi böyle yapıyorlar ama Snatch de müthiş bir film. Castaway var. Castaway zaten o da çok iyi film. Tom Hanks'in. Memento var. Ya asıl Memento yani. Memento evet yani Nolan'ı şişiriyorlar şu anda her filminde böyle müthiş müthiş diye ama bence Memento kadar iyi filmi yok şahsen görüşüm. Yani Memento ilk film olmasına rağmen, vizyon filmi olmasına rağmen inanılmaz bir film. Yani çok çığır açıcı bir film yani. Sıra kafa açıcı bir film. Evet. Sıra dışı bir film. Bir de zorlayıcı bir senaryosu var. Yani bayağı kafa patlat lazım. Yani mesela Memento'ya Oscar versen niye verdin diyemezsin. Çünkü yani yapılmayan bir şey yapmış. Mesela Gladiator iyi bir film olsa da çok sıra dışı bir film değil. Yani işte Braveheart falan gillerden giden bir film daha çok. Ama Memento'nun benzeri yok.
Yani evet. Sinemadaki o yenilik yönünden bile verilebilir. Yani en azından adaylığı %100 olmalıydı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Ben burada çok bir haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Ben Memento ile Gladiator'u kıyaslasam Gladiator'a verirdim Oscar'ı. Ben de şey diyemeyeceğim. Ben Snatch aday olsaydı Snatch'e verirdim açıkçası. Hı-hı. Ama Snatch de Oscar'lık bir film mi? Yani, evet, biraz Tarantino'ya özendiği bir tarzı var ya şeyinde Gayrişi'nin. Ama Tarantino'nun da birçok filminden daha eğlenceli ve daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Birçok dediğim tabii o işte Jackie Brown'ları kastediyorum. Hı-hı. Yoksa Pulp Fiction ayarında bir film olamaz bence de. Tamam mısın? Evet, hani gözünü çıkarıyordun. İkinci de bunda görmem lazım vay çünkü. Vay. Bunda da ben çıkarayım. Ben görmeyeyim. Bunda ekran. Evet, Gürsel şuradaki bulanık film çok güzel bence. Deden görüyor, siyah çizgi hak ediyor. Evet. Çok iyiymiş o. Oh, hiçbir şey görmüyorum şu an. Askarozlu gibi.